köyünde mandaların yoğun bir popülasyona sahip olduklarını keşfettik. Bugün baktığımız zaman 120 yıldan beri bu köyde manda var. 99 yılından beri bu köydeyim. 99 yılından beri de hayvancılıkla, mandacılıkla uğraşıyoruz. En büyük manda popülasyonu bu Karaolan Köyü'ndedir. Karaolan Köyü'nde olmasının sebebi de Keles'ten doğan koca su, Kütahya'dan gelen suyun ikisinin birleşmesi sonucu Kemalpaşa çayını bölüp Karaolan Köyü toprakları içerisinde Ulaabat Gölü'ne dökülmesinden dolayı mandacılık bizde en popüler haline gelmiştir. Karaolan Köyü'nde mandaların yoğun bir popülasyona sahip olduklarını keşfettik. Projemizi yazdık ve BEPKA'ya teslim ettik. BEPKA uygun gördü ve desteklemeye karar verdi. İnsanlar bu projeden sonra daha çok mandacılığa önem verdiler. Hem manda sütünün hastalıklara da çok faydası olduğu için duyanlar daha çok süt, yoğurt, peynir almak için, sucuk almak için daha da çok köye geliyorlar. Proje ortağımız da Mustafa Kemal Paşa Belediyesi oldu. Ortağımızın himayesindeki bir alanı biz manda evi olarak düzenledik. 12 Temmuz 2019'daki açılan manda evi sayesinde çok popüler haline geldi Karaolan Köyü. Manda evinin amacı köye ziyarete gelen kişilere alışverişlerini yapabilecekleri, kadınların kendi yöresel ürünlerini pazarlayabilecekleri, satabilecekleri bir mekan sağlamaktı. Yani köyün çehresi de çok değişti. Gelen giden de değişti. Herkes için de bir rızık kapısı, mandacılık bugün en popüler hale geldi. Yani arayan çok oluyor. Eskisinden daha çok mandacılığa önem verildi BEPKA sayesinde. Köye katkıları da şöyle oldu projenin. Köyde çalışmak isteyen ciddi bir kadın nüfus var. Bu proje onların kendilerini bulmaları, kendilerini açığa çıkarmaları ve gerçekten şu an cüzi de olsa ailelerine bir ekonomik katkı sağlamaları anlamında bir yol gösterici oldu. Köyümüze BEPKA girdiğinden beri mandacılıkta daha çok değiştik. Yoğurdumuzu, sütümüzü, mandamızı, her şeyimizde daha öne çıktık BEPKA geldiğinden beri. Manda sahibi olan veyahut olmayanlar herkesin kaynağın tenceresinde bu BEPKA'nın bir parça bir katkısı vardır. Çünkü destekler sayesinde bugün bir mandası olan 3 mandaya, 3 mandası olan 10 manda, 20 mandası olan 100 manda, 100 mandası olan bugün 600 manda oldu. Bugün 1700 manda Karaolan Köyü'nde varsa bu BEPKA'nın sayesindedir. Özellikle kırsal kalkınma konusunda bu tip fikirleri olan kurumlar, kuruluşlar ya da özel kişiler kalkınma ajanslarının ve bölgemizde faaliyet gösteren BEPKA'nın, Bursa Eskişehir Belediye Kalkınma Ajansı'nın bu hibe programlarını takip edebilir, uygun projelerle başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu sayede hem ülkemizin kalkınmasına hem de kırsal yaşamın daha ön plana çıkıp hak ettiği yeri bulmasına destek olabiliriz. BEPKA'ya teşekkürler.